Ayakkabıyla namaz kılmanın hükmünü sormuşlar. Bazı alimlerden duydum ki diyor sünnetmiş. Bu doğru mudur? Şimdi öncelikle bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok rivayet gelmiştir hadis-i şerif olarak. Ki Allahu Alem Ebu Davud'da olsa gerek, tam hatırlamıyorum ama öyle olsa gerek. Şu anda zihnimde istizhar edemedim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken ayakkabılarını çıkartıyor. Sahabe de namaz içinde ayakkabılarını çıkartıyorlar. Onun üzerine namazdan sonra Efendimiz soruyor, siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? İşte ya Resulullah sen çıkardığını gördük de o yüzden çıkardık deyince Efendimiz buyuruyor ki Allah bana Cibril'e emin geldi. Ayakkabımda necasetin olduğunu haber verdi. Ben onun üzerine çıkardım. Sizden biriniz camiye geldiği zaman ayakkabısına baksın. Eğer necaset yoksa onunla namazını kılsın. Bu bağlamda bakıldığında ayakkabının çıkartılması namazın sıhhatına yönelik bir şart değildir. Ancak tabii bunu biraz dönem olarak camilerin konumu olarak da bakmamız gerekir. Aslı saadette camiler dışarıdan farkı yok. Sadece etrafı çevrili. Üzerinde de güneş ve yağmur almasın diye işte hurma dallarıyla kapatılmış. Şu yani yer toprak. Afrika ülkesinde görüyoruz onları mesela. İddef gidiyor birçok yardım kuruluşu. Evet. Orada mescitleri gösteriyor orada mesela. Orada bile yine bir hasırdı. Hasır seriyorlar. Halıydı pardon. Yine bir şeyler var. O dönemde o da yok. Hatta yine bununla alakalı hadis-i şerif var. Arabi işte geliyor affedersiniz caminin içinde bevle diyor. Yani küçük su döküyor ki bunu bir halıya yapmıyor. Normal yere yapıyor. Evet. Sahab ve onu yani onun üzerine hücuma kalkışınca Efendimiz engel oluyor. Oraya su dökün diyor. Nereye gidiyor su? Toprak emiyor gidiyor. Yani öyle bir iklim, öyle bir cami. Şu andaki camiler gibi meseleye bakmamamız gerekir. Bununla alakalı Allame-i Kevseri'nin bir makalesi de vardır. Kaleme aldığı bir makale vardır. İşte başı açık olarak namaz kılmayla alakalı, ayakkabıyla, putinle namaz kılmayla alakalı. Bunun Hanefi mezhebine göre mekruh olduğunu dillendirmiş. Keza İbrahim el-Halebi'nin de bu noktada ifadeleri vardır. Ki bununla alakalı işte tabii eğer ayakkabıda necasetin olmaması durumunda. Evet. Eğer necaset varsa mekruhluk değil, bu necaset namaza engel olacak kadarsa namazı sayı olmayacaktır. Artı secdede işte parmakların yere temas etmesine ki engel olma veyahut da parmakların içinin yere temas etmesine engel olma. Bu da tabii namazın belki sıhhatine engel olan bir şey değil. Kalın tabanlı ayakkabılar için biz bunu düşünecek olursak bu gibi bazı ifadeler var. Ama bu yani mesela insan askerdedir işte veyahut da bir seferberlik durumundadır. Putinlerin çıkarması, giymesi ciddi anlamda bir meşakkattir. Veyahut da işte ormandadır. Orada çıkarması sıkıntı olacak. Ayakkabılarında da bir pislik de yoktur. Bu konuda o şekilde kılmasında bir mahsur lazım gelmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şekilde kılması, işte bazı hadis-i şeriflerde müşriklere muhalefet edin gibi ifadelerde onlar ayakkabılarını çıkarmıyorlar. Bu tamamıyla mescidin konumuyla da alakalı. Şu andaki camilerimiz, mescitlerimiz, evlerimiz gibi yani normalde dışarıda yere temas ettiğimiz ayakkabılarımızda evlerimize girmiyoruz. Camilerimize de girmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmekte büyük fayda vardır. Evet bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen hadis-i şerifler vardır. Artı ayakkabılarla umumi tuvaletlere girme durumu olabiliyor. Evet. Altının necaset olma ihtimali oluyor. Ki necaset toprağa sürtmekle temiz olsa da ki düz taban için bahsediyoruz. Eğer tırtıklı olursa bu ayrı bir sıkıntı. Şu anda öyle bir toprakta dolaşma durumu da söz konusu değil. O yüzden yani bu tamamıyla kişi bireysel olarak biliyorsa ki hayat kesinlikle ayakkabısı temizdir. Camiye de tabii öyle girmemek kaydıyla mekruh olmakla beraber namazın sıhhatine engel olmayacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama mesela cenaze namazı kılıyoruz ki insanlarımızın çoğu cenaze namazını ayakkabıyla kılıyor. Evet. Neticede cenaze namazı her ne kadar dua mahiyetinde de olsa bir namazdır. Namazda aranan şartlar cenaze namazında da aranacaktır. İşte abdest gibi, necasetten taharet gibi. Bu bağlamda eğer ayakkabısında bir necaset varsa kişinin bu insanda o ayakkabıyla cenaze namazı kılması caiz değildir. Ki Efendi Hazretlerimiz biz sağlıklı olduğu dönemden hatırlıyoruz. Lastik giyerdi. Cenaze namazı kılacağı zaman lastiklerini çıkartıp üzerine basardı.
muhtemel ki altında belki bir necaset varsa en azından onu giymiş olmasın. Yani hamilün necis olmasın. Evet. Onu çıkartıp üzerine bastığı zaman sanki necis olan bir yerin üzerine bir seccade, bir sergi sermişsiniz. Onun üzerine namaz kılıyormuşsunuz gibi. Dolayısıyla bastığınız yer temiz olmuş olacaktır. Evet. Namaza da engel olmayacak. Buna da dikkat etmekte fayda vardır inşallah. Ben askere giderken hocam, işte benim Kur'an kursu hocam, o zaman eve geldi, dua falan yaptı. İşte bana şunu söylemiş o zaman, askere gidiyorsun, namazlarını ihmal etme. Yok ayağımda botum var deyip de işte abdest alamadım, kendini böyle bir sıkıntıya sokma. Ayaklarını güzelce temizle dedi, botlarını, namazlarını kıl demişti o zaman. O zamandan hatırlıyorum şeyimi yani. Evet. Botlarla şey. Elhamdülillah öyle bir şeye gerek kalmadı ama gittiğimiz yerlerde. Onu da özellikle vurguladık hani namazlarımızda eksiklik yapmayalım evet. diye. Evet. Allah razı olsun en azından bunu da bilmiş olduk. Yine... Hatta bir tık daha ileri gidelim. Askerde özellikle Acemi Birliği'nde ben o noktada çok sıkıntı çektim. Değil namazları botlarla kılmak, abdesti dahi botlar üzerine meshederek. Yani abdestli bir şekilde botlarımızı giyiyor idik. Bir daha birliğe dönene kadar onları çıkarma imkanımız yok. Olmuyor, evet. Namaz kılacak zaten çok dar bir vakit var. Yani o namaz için de değil, o farklı vakitler. Siz onu feragatte bulunuyorsunuz. Yemeğinizden, içmenizden feragat ederek onu namazla geçiriyorsunuz. Mes için dahi kullanabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi necaset konusunda dikkat etmek gerekir. Yani necaset olursa mes olarak kullanılmasına engel olur mu? Eğer necaset mesinizin üst kısmında ise, yani ayakkabınızın, botunuzun üst kısmında ise bu sefer ıslak elle oraya temas ettiğiniz zaman o su da necis olacaktır. Bu mes olmaz. Artı elinizde de necis demiş olursunuz. Ama necaset botunuzun alt kısmında üzeri temizse abdestiniz olur. Çünkü mestin niteliğine haiz olabilmesi için temiz olma şartı yoktur. Başka özellikleri aranır. Ama tabii namaz noktasında onunla namaz kılamazsınız. Zaten toplum olarak en temiz yerlerden bir tanesi hocam askeriye. Evet. Çünkü sabah akşam işte ayakkabının tozuna kadar her şey inceleniyor. Tırnaklarına kadar inceleniyor ki bu anlamda da hani botlarda hemen hemen temiz oluyor. Altlarına kadar çünkü temizleniyor. Evet. Bu anlamda oradaki kardeşlerimiz en azından bunları dinleyerek rahat bir şekilde namazları özellikle kılabilirler. Özellikle operasyonda olan kardeşlerimiz ki Rabbim onlara da yardım eylesin. Amin bu vesileyle inşallah. De onlara da dua etmiş olalım. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde vatanlarına, ailelerine, çoluk çocuklarının yanlarına dönmelerinde Rabbim onlara nasip etsin. Amin. Şehit olanları da Rabbim rahmet eylesin. Amin. Gazi olanları da Rabbim acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun.